Herkese selam. Dün yaptığım video ile ilgili e, bayağı yorumlar geldi. Abi sana ilham mı geldi? Gerçekten borsada öyle bir çöküş olacak mı falan diye yazmışsınız. Hayır. ilham falan gelmedi. Sadece ben kötü senaryo ne olabilir? Bu kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda biz ne yapabiliriz? Şimdiden ona göre tedbirlerimizi alalım diye sizi uyarma mahiyetinde bir video hazırlamıştım. Bugün iki konudan bahsedeceğim. Birincisi para yönetimi para yönetimini anlatacağım. Çok önemli. İkincisi ise yeni bir temettü ödeyen fon piyasaya sürüldü. KPA katılma uygun temettü yani kar payı ödeyen fon. Önce para yönetimini bir anlatmak istiyorum. Siz de kendinizi bir test edin. Siz paranızın yöneticisi misiniz yoksa para mı sizi yönetiyor? Bu ayrımı anlayamazsanız yatırımlarınızdan istediğiniz verimi de alamazsınız. Ama başlamadan önce kısaca katıl üyeliği ile ilgili bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Katıl üyeliğin yaparsanız yani katıl üyesi olursanız benim günlük olarak neyi alıp neyi sattığımı görebiliyorsunuz ve şu ortamda bile güzel kazançlar sağlıyorum. Bu kısa bilgiyi vereyim. Tabii ki katıl üyeliği birazcık daha yüksek Sermayesi olanlar için. Düşük sermayesi olanlar önce bir e, büyümeye çalışsınlar. Sermayelerini büyütmeye çalışsınlar. Ondan sonra isterseniz katulyesi olabilirsiniz. Orası size kalmış. Şimdi gelelim e, para yönetimine. Yani para yönetimi aslında kasa yönetimi de buna diyebiliriz. Dünyada iki tip insan var. Bir parasını yönetenler bir de parası tarafından yönetilenler. Parasını yöneten biriyseniz paranızda ne yapması gerektiğini siz ona emredersiniz. Aksi takdirde para sizin ne yapmanız gerektiğine karar verir. Dünyanın büyük bir çoğunluğu maalesef parası tarafından yönetiliyor. Siz şunu unutmayın. İnsan hayatını verdiği kararlarla inşa eder. Para konusunda da ben karar vermeyeceğim diyemezsiniz. Doğru ya da yanlış birçok karar almanız gerekiyor. Karar almak zorundasınız. Atıyorum ya altın mı alsam gümüş mü yoksa dolar mı? Bakın bu bir karar. Araba mı alayım yoksa konut kredisiyle bir gayrimenkul mü alayım yoksa arsa mı alayım? Bu bir karar. Nasıl ki inşaat yapmak için tuğlalar üst üste konuluyor. Hayatımız boyunca verdiğimiz kararlar da bu tuğlalar gibi hayatımızı inşa ediyor. Bizi bizi, bizi biz yapıyor. Bundan dolayı bizim paramızı yönetmemiz gerekiyor ve amacımız parayı doğru bir şekilde kullanmak olmalı. Bir örnek vermek istiyorum. Yani yanlış para kullanımı da yanlış bir duruma sebep oluyor. Örneğin asgari ücretle çalışıyorsun. Gömlek alman gerekiyor. Yani 100 liralık da gömlek alabilirsin. 100 liraya var mı bilmiyorum. <laughs> 200 liralık da alabilirsin. Ama öbür tarafta işte ortalama 40 bin lira 50 bin lira maaş alan birisi. Bir parça daha üst düzey marka bir gömlek alır. Ha, daha da fazla atıyorum 100 bin lira maaş alan birisi gider işte Vakko'dan 1000 liralık gömlek alır. Yani mantıklı olan bu. Yani insanın yaşayışına uygun harcama yapması gerekiyor. Tabi çok abartıya kaçmadan bunu yapmanız lazım. Yoksa hani kazandığınız paranın bir anlamı olmuyor. Sen bir hedefe ulaşmışsın bir yere gelmişsin hala cimrilik yapıyorsun. Bu da yanlış. Yani para yönetimi derken bunu da söylemek istedim. Bir de zenginliğin tanımı da yaşa göre değişiyor. Benim için 20'li yaşlarındaki halimi düşünüyorum. 20, 21, 22 o yaşlardayken. Zengin olmak demek lüks spor bir araba sahibi olmaktı. Ben lüks bir spor arabanın sahibi olsaydım o yaşlarda kendime zengin birisi derdim. Ama 30'lu, 40'lı yaşlarda yaş ilerledikçe zengin olmanın tanımı da kendi içinde değişiyor. Şimdi 40 yaşına gelen bir insanda zenginlik tanımı ya işte artık çalışmasam, artık emekli olsam yavaş yavaş o moda doğru kaymaya başlıyorsunuz. Yani çalışmadan da yaşayabiliyor olmak özellikle 40'lı, 50'li yaşlardan sonra önem kazanıyor. Artık o kişi için zenginlik çalışmadan mevcut ekonomik varlığını, ekonomik statüsünü devam ettirebilmek oluyor. Elbette çok büyük paralar kazanmak, yüzlerce konut sahibi olmak, bu da bir zenginlik hayalidir. Bunların hepsini gerçekleştirmenin yolu da varlıklarımızı artırmaktan geçiyor. Varlıklarımız neler? Sahibi olduğumuz e, hisse senetlerindeki lot adetleri, arsa adedi, e, emlak adedi, konut, e, işte dükkan bunun gibi adetleri artırmak. Yoksa parayı biriktirmek insanı zengin yapmaz. Yani dolar biriktirerek zengin olamazsın. Elektriği kısarak... İşte sudan tasarruf ederek zengin olamazsın. Paranın yönetmen gerekiyor. Tıpkı bir şirket gibi, şirketin CEO'su gibi o parayı yöneteceksin. Yoksa öbür türlü zor. Yani şöyle düşünün: Bir ürünü beğendin, herhangi bir ürünü. Ya çok pahalı, ben bunu alamam demek var. Bir de acaba ben bunu nasıl alabilirim? Yani kazancımı nasıl artırmam gerekiyor ki ben yarın bir gün bu ürünü alabileyim? İşte buna cevap verebilmek önemli olan. Acaba ben bu statüye nasıl erişirim? Bunun için nasıl bir plan yapmam lazım? Şimdi para yönetimini kısaca anlattım. Umarım zihninizde bazı şimşekler çakmıştır. Gelelim videonun ikinci kısmına. Temettü ödeyen yeni bir fon piyasaya sunuldu. KPA, kar payı ödeyen temettü fonu ve katılıma uygun bir fondur. Kar payı yani temettü ödeyen aynı zamanda katılıma uygun olan bir fon daha vardı. Hatırlayan var mı aranızda? FBC. Fakat FBC fonu beklenildiği gibi yüksek bir getiri sağlayamadı. En son baktığımda yıllık getirisi %11 falandı. Belki bu KPA denilen ve Kuvvet Türk portföyü ait olan bu fon FBC'den daha yüksek bir getiri sağlayabilir. Ben de bu fondan küçük bir miktar aldım. 3-5 ay sonra bakalım bize ne kadar bir getiri sağlamış. Ne kadar temettü ödeyecek bunları göreceğiz. Peki bu fonun FBC'den farkı ne diye soracak olursanız. FBC fonu sadece Ocak ve Temmuz ayında yılda 2 kez kar payı ödüyordu. Ama KPA fonu 3 ayda bir temettü ödemesi yapacak. Tıpkı Amerikan şirketlerinin Temettü ödemesi gibi artık 3 ayda bir temettümüzü alacağız kısmetse. İşi hiç bilmeyenler için bunu söylüyorum. Ben hem katılıma uygun yatırım yapmak istiyorum hem de düzenli gelir elde etmek istiyorum diyorsanız eskiden emekli aylıkları 3 ayda bir ödenirdi. Belki çok eskiler bilir. İşte bu fonda tıpkı bu 3 ayda bir ödenen emekli aylıkları gibi sizinle elde ettiği karı paylaşacak. 9 Eylül tarihinde 1 liradan piyasaya sürüldü. Ben de aldım. Zaten ben piyasaya yeni giren tüm ürünlerden az buçuk alırım. Deneme amaçlı da olsa küçük bir miktar alırım. Bu fonu almak için emir verdiğinizde saat 13.30'dan önce emir verdiyseniz bir gün sonra bu emir gerçekleşiyor. Satış emri ise yine saat 13.30'dan önce emir verdiyseniz 2 iş günü sonra gerçekleşiyor ve fonun yıllık yönetim ücreti %2.7 Yani yıllık olarak fon yöneticilerine bir %2.7 ödeme yapmanız gerekiyor. Bunu bir hizmet bedeli gibi de düşünebilirsiniz. Stopaj 0, stopajın 0 olmasının sebebi de hisse senedi yoğun fon olduğu için bu fon ne dedik? Katılıma uygun. Dolayısıyla bu fon katılım hisselerinden oluşacak. Şu ara bu fondan bir mucize beklemeyin. Borsanın durumu zaten malum o yüzden hani ben bu fonu alayım acayip gelirler kazanan gibi bir hayale kapılmayın. Çünkü ben video çekmeden önce katılım endeksinin ilk 10 sırasındaki hisselere baktım. Mesela Aselsan, Mavi Giyim, Bim Süpermarket, Coca-Cola, Doğuş Otomotiv, Çimsa, Kontrol Matik, Enerjisa, Aksa ve Aksen. Yani dolayısıyla bu hisselerde zaten durumu malum. Çok bir artış sağlayamadı. Bin biraz iyi görünüyor sadece. Yani bir mucize beklemeyin ama böyle bir fona sahip olmanın avantajı ne olabilir? Sizi kararsızlıktan kurtarır. Yani 3 ayda bir size maaş öder gibi bir ödeme yapılacak. Ne zaman yapılacak bu ödeme? Ocak, Nisan, Temmuz bir de Ekim ayında yapılacak. Ama bu 1 Ekim'de temettü ödenir mi bilmiyorum. Çünkü 3 aylık süre dolmamış oluyor. Belki ödenir, belki ödenmez. 1 Ekim'i pas geçersek bu fonu alanlar 1 Ocak resmi tatil oluyor 2 Ocak tarihinde ilk maaşlarını mı diyeyim kar paylarını almış olacaklar yatırımcılarına hayırlı olsun ben de takip edeceğim bakalım güzel kazançlar elde edebilecek miyiz herkese bol kazançlar diliyorum